Buraya yaz geldi arkadaşlar. Buna biz önceki videolarda hamile dedik. Evin içine su bastı arkadaşlar. Sebzeler falan ekilecek. Müşmüş de kısmetse olur izliyor içeride. Bu da yeni gelen fidelerimiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Herkese selam arkadaşlar. Uzun zamandır yoktuk. Deprem dolayısıyla hani bizim de içimizden video çekmek falan gelmedi. Onun üzerine gelen sel felaketi falan. Bizi bayağı bir internetten soğuttu. Hani video çekme isteği falan da gelmedi. Bundan dolayı uzunca bir ara verdik. Bu arada da hem bağda hem evde bazı değişiklikler oldu. Onları size göstereyim. Bir de yapılacak yine birkaç işlemler var. Bağda yapılacak olan, havalarda ısındı çünkü. Yine biraz etrafı düzenleme ile alakalı. Ufaktan size onları göstereceğim. Hem de bu arayı bir şekilde kapatmış oluruz. Özlem gidermiş oluruz. Ondan dolayı biraz şöyle ufaktan bir video çekmeye başlayalım dedik. Bizim de çünkü aklımıza hani video çekme fikri falan gelmemişti. Ne çeksek. Çok da böyle hani video çekmek için de çekmek istemedik açıkçası. Öyle. Ufaktan bir başlayalım. Bu arada mikrofon aldım. Yakamda görüyorsunuzdur. Umarım sesim daha iyi geliyordur. Bakalım. Ben size ufaktan etrafı göstermeye başlıyorum o zaman. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzümlerimiz gitti. Gitti dediğim daha doğrusu. Aşılandı. Aşı getirdik. Bu yeni üzümler ekildi işte. Fideler. Gördüğünüz gibi bayağı bir köstebek girmiş gibi oldu bahçeye. Bütün üzümler ekildi. Aşılandı. Şöyle bir tanesinden örnek göstereyim. Bunu böyle yapmamızın sebebi hemen altlarında şöyle şu bardağın içinde ufak toprağın altında fideler var. Fidelerin kapanması için. Daha doğrusu biz ilk aşamada topraklı üzerlerini kapattık. Ama sonrasında yağmur falan yağdı işte. Yağmur yağdığı için o fidelerin üzerleri açıldı. Yengemiz böyle bir çözüm buldu. Zaten hepsinde yok. Tek tük üstü açılanlara yaptık. Şöyle bir bardağın altını kestik. Fideyi kapatacak şekilde üzerine toprak doldurduk yine. Onun dışında şu bağın hemen girişinde zaten önceki videolardan bilenler bilir. Buradan boya böyle boydan boya tel vardı. Buradan eve giderken eğile eğile geçiyorduk. O teller falan koptu. Yani koptu dediğim biz koparttık. Onun dışında bağımızda suyumuz yoktu. O suyumuz geldi. Şöyle hortumlar döşendi işte. Belirli noktalara böyle vanalar koyduk. Bir burada var. Bir bağın sonunda var. Artık bundan sonra üzümlerimiz hani daha sağlıklı şekilde büyüyecekler. Taşıma suyuyla çünkü çok fazla ilgilenilmiyordu. Çok fazla ilgilenilmediği için de üzümlerimiz çok sağlıklı çıkmıyordu. Az çıkıyordu daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Onun dışında köpekler yine çok kaçmaya başladı. Onu da göstereyim size. Yani biz her ne kadar önlem alsak da etrafını tellerle kapattık, işte tahtalar koyduk vesaire. Ama bir şekilde bir yolunu bulup, bu arada kopardığımız üzümler burada, hani yakmalık falan burada çünkü bazen mangal falan yapıyoruz arada. Kaçanlar Coco'yla Lady'ydi. Lady'yi bağladık yine. Lady çok çünkü atlayıp zıplıyor. Onu da içeri bağladık. Coco'ya da böyle bir ip bağladık. Hem evin altındaki demirden hem de köpeğin kulübesine böyle. Kendisi de zaten kulübesi olmasına rağmen gidiyor evin altında yatıyor gölgede. Coco. Kendisi de burada. İpini şöyle amcamız şöyle bir şey yaptı. İstediği yere gidebiliyor. Evet senden bahsediyoruz. Kaçak. Çiçi de evin içinde havlıyor. Onun dışında köpekler için böyle bir şeyler yaptık işte. Şöyle etrafı da göstereyim size. Vallahi buraya yaz geldi arkadaşlar. 15-20 dereceleri falan buldu. Benim üstümde şu an sivit olmasına rağmen bayağı pişiyorum yani.
Bu da kedimiz. Buna biz önceki videolarda hamile dedik. Ama yani doğurmadı. Ya hamile değil ya biz öyle zannettik. Bilmiyorum artık. Burada bir şumin bisikleti. Bunu da bir bakıma vermemiz lazım yaza doğru. Kış olduğu için çünkü çok fazla ilgilenmedik. Onun dışında şöyle söyleyeyim. Evimizin foseptik çukuruna ustalar yeterli eğimi verememiş. Yeterli eğimi veremediği için de evin içine su bastı arkadaşlar bizim. Bayağı bir kötü olmuştu. Evde giderden giden bütün sular banyodan böyle lopçuk diye çıktı. Bir gün bir baktık evin içine su basmış falan. Ondan sonra normalde foseptik buradan geliyordu böyle. Buradan kazılmıştı. Buradan da böyle gidiyordu. Foseptik de barakanın diğer ucunda. Oraya gidiyordu. Gider sular. Ama tabii işte dediğimiz gibi yeterli eğim olmadığı için evin içine basınca sular. Biz de yeni foseptik açtık. Bu sefer evin altından şöyle şuraya gidiyor. Zaten burayı da kazdık görüyorsunuz. Ama işte bu şekilde durmaması lazımdı. Onu da iş makinesi çağırdık. Toprağı kazdı. Bayağı 1-2 metre falan bir derinlik oluştu. Borularla oraya gidiyor artık sularımız. Zaten Bodrum'daki çoğu evin foseptik giderleri böyleymiş. Onun dışında işte dün üzerini kapamak için şurada bayağı bir tahtalarımız vardı bizim. Onlarla üzerine amcamla birlikte çaktık. Tahtaların üzeri kapandı. Ondan sonra üzerine bir branda çektik. Hani birisi düşmesin insan ya da canlı. Çünkü burada akşamları da hani çok tilki oluyor. Kedi köpek falan çok oluyor. Görmez falan. İşte biz de evde oluruz. Anlamayız o esnada. Allah korusun. Onun da üzerine branda çektik işte. Şimdi ben birazdan onun üzerinden dün uçmasın diye belirli noktalarına toprak koyduk. Şimdi tamamını kapatmak için işte üzerine kürekle kum kapatacağım. Ben ufaktan oraya başlayayım o zaman arkadaşlar. Onun dışında bayağı bir zaten önceki videolardan da bahsettik. Hani hep yapacağız yapacağız diyoruz ama bir türlü elimiz varmıyor işlere. Evin tadilatı falan da hani tadilat dediğim evin eksikleri falan da bitmedi. İşte bir yerini yapıyorsun bir yerden zortluyoruz falan. Zeytin ağaçlarımız budandı. Şöyle Instagram'da zaten story falan attığımda görmüşsünüzdür. Odunlarımız bayağı birikti. Büşbüş de şu an barakanın içini birazcık temizliyor. Şöyle göstereyim ben size odunları. Kolay gelsin. Bağdan çıkan bütün dalları falan buraya koyduk. Şu zeytin ağaçlarının odunları. Önceki foseptik de bu arada burada. Hani normalde buradan böyle gelmesi lazım ama dediğimiz gibi ustalar yeterli eğimi veremediği için evin içine doldu bütün sular. Zeytin ağaçlarından çıkan odunlar burada. Daha kalın bunlar. Bunlar da üzümlerin odunları. Şöyle. Bayağı bir aslında bunlar yetiyor bize. Yani biz odun alırız bir de odun masrafımız falan olurdu diye düşünüyorduk ama valla şu 2-3 parçayı bile bir akşam oturup yaktığımızda hani bayağı cayır cayır yanıyor evin içi. Onun dışında şuraya da makine gelmişti. Burası çünkü çok otluktu. Buralar falan temizlendi. Şuradaki armut ağacımızda. Armut ağacı da budandı. Onun dışında buraya da yine sebzeler falan ekilecek arkadaşlar. İşte nedir? Maroldur, maydanozdur, limondur falan. Onlardan ekilecek. Onun dışında gidişat böyle. Çok da bir değişiklik yapmadık aslında. Dediğimiz gibi suyumuz geldi. Vanamız burada. Başka ne anlatabilirim size? Yani çok da aslında bir değişiklik olmadı gibi ya. Bir yaz geldi diye işte bakıma gireceğiz. Şurada gübrelerimiz geldi. Gübreler falan verilecek. Güllerimiz vardı hemen şurada. Onları budadı yengemiz, amcamız.
Tabelamız yine şey olacak, bir bakıma girecek, boyanacak falan. Diğer türlü. Öyle alabildiğine. Budadık arkadaşlar. Yaklaşık 300 tane falan varmış. Üzüm. Bu üzümler ne yapılıyor diye soran olur belki, hani yeni gelen takipçilerden falan. Bu üzümlerin bir kısmı yemelik oluyor arkadaşlar. Bir kısmı da şarap yapılıyor. Kendi şarabımızı kendimiz yapıyoruz yani. Daha doğrusu biz yapmıyoruz da amcamızla yengemiz yapıyor. Onun dışında şu budamadan kalan zeytin dalları, yaprakları falan, tırmık. Tırmığımız var da onun köküne bir sap takmamız lazım. Ondan sonra şunları da tırmıkla toparladığımız zaman burası güzel olacak herhalde. Çünkü artık sezonu yavaş yavaş açacağız. Buralar falan güzelce bir temizlenecek. Böyle. Burası akşam olduğu zaman çok güzel oluyor. Işıklarını falan açıyoruz çünkü. Onun dışında çok da bir şey yok arkadaşlar. Dediğimiz gibi şuraya bir masa attık. Akşamları falan oturuyoruz. Güzel oluyor. Başka da bir şey yok şimdilik. Ben o zaman şu topraktan biraz atayım üstlerine. Sonrasında video kapanışına görüşürüz. Bu da böyle ufak kısa bir hem bilgilendirici video olmuş olur. Hem de uzun zaman sonra sizle bir tekrardan iletişime girmiş oluruz. Büş de kısmetse olur, izliyor içeride. Sesi geliyor. Şöyle yakından da göstereyim. Bunu kürekle dediğim gibi tamamını üzerine kapatacağım şimdi birazdan. Bu da yeni gelen fidelerimiz. Bunlar da çukur açılıp ekilecek. Mersin'den gelmişti sanırım, öyle hatırlıyorum. Yengem öyle demişti ama tam emin değilim şimdilik. Ben sizi buraya bir yere koyayım. Hızlandırılmış şekilde izlersiniz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, üstünü kapadık foseptiğin. Güneşin altında çalışmakla bayağı terletti. Her yerim su içinde kaldı. Gördüğünüz gibi. Göz altlarım bile terledi. Konuşamıyorum. Bu haftalık uzun bir aradan sonra ilk videomuz bu şekilde olsun. Mikrofonu falan çıkardım o derece. Sesim geliyordu zaten. Önceki videolarda da anlaşılıyordu. Kapanışımız bu şekilde olsun. Büş evde. Ben de işlerle uğraştım birazcık. Konuşamıyorum. Bakalım. Belki bu hafta sonu gidemedik. Hem motorun bakımı gelmişti. Onu götürmüştüm ama motorcunun da işleri varmış. Ondan dolayı bıraktım, geri aldım direkt. Hani pazarı falan gördük. Ondan sonra geri aldım motoru. Diğer hafta sonu motoru götüreceğiz. Bu arada çok yola bakıyorum çünkü her geçen el kol sallıyor.
Ben de alıştım buna. Her geçene böyle yapmaktan bir iş yapamaz olduk. Haftaya dediğim gibi motoru bırakacağız servise, bir bakımı olacak. Ondan sonra biz de ufaktan bir deniz sezonunu açacağız herhalde, öyle kararlaştırdık Büşbüş'le de. Ufaktan bir bakalım. Önceki videolardan zaten bilen bilir, Yalçıfil'e gideriz büyük ihtimal. Oranın suyu çok güzel, temiz. Buz gibi. Bir açılışımızı da öyle yaparız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.